Yeni yıl. Herkese kutlu olsun. Yeni yıl. Utku senle gidiyoruz. Alacaklarımızı alıyoruz. Siz de burada bekliyorsunuz. Geliyoruz, ağacı kuruyoruz. Hediye en son. Hediyeye daha var. Ağacı ne kurmadan hediye yok. Fırat ne aldın bana? Bana ne aldın? Hediyeyi kurmadan, aman ağacı kurmadan hediye yok. Kurmadan. Bekleyeceksiniz ve göreceksiniz. Örgün gel seni arabayla gezdireceğim. Nereye? Gezdireyim caddede, bir tur attırayım sana. Abi. Çalışmıyor, dur bakayım. Ceyda'yı mı arıyorsun gerçekten? Ola ki et alamadık, ne yapacağız? Niye et alamayalım ya? Buradan çıkamayacağız diye mi? Evet. Efendim? Şeye baksana bir aşkım, benim motor kıyafetleri var ya. Motor kıyafetleri cebine bir bakıver ona. Tamam, okuyorum, ararım. Hadi ver. İkili deniyor. Şu değil ya. Ya bu çocuk bütün kıyafetlerini dolaba değil eşeğe koysaydın aşkım. Ki daha kolay olur her şey. Eşek seni. Dolabım küçücük abi. Dolabım çok küçük. Şu an aslında başka bir apartmanın sürekli böyleymiş. Ne yap biliyor musun? Benim odamda motosiklet kaskları var ya, onların altında olabilir ya. Tamam. Şimdi ben buraya... Çok affedersiniz, ben burada nasıl arayayım anahtarı? Aradım yok. Yok, orada da değil. Sende şey var mı? Adamın numarası var mı bizim kapı görevlisinin? Ben onu arayayım, dur sorayım onu nasıl bir şey çözebiliriz diye. Efendim aşkım? Apartman görevlisinin bacanağı bakıyormuş şu an işlere. Eğer buralardaysa açacak. Hadi bay bay. Çok güzel başladı video değil mi? Açıl açıl bak, bir anda böyle çık 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 diye. Videoyu burada geçirsek ya. Yılbaşına burada giriyormuş seninle birlikte. Arabada kilitli kaldığımız için. Ceyda ile Pelin de orada giriyormuş. O kamerayla çekiyorlar. Tam bir Hawaii Meteor Mağdur sahnesi. Mağdur. Yo. Orada 10 dakika sonra gelirim dedi adam, bana haber verin dedi. Haber ver o zaman. Tamam, bekliyoruz. Video burada geçiyor ya. Yılbaşı burada geçecek gibi. Kaç saat var yılbaşına? Aa, var canım. Sen bana ne hediye aldın? Efendim? Geliyor adam. Ceyda, Fırat bana ne aldı? Söylemez, o bilmiyor. Teşekkürler. Yüzüne kapattık. Evet, çıktık. Ama sıkıntı şu, geri de giremeyeceğiz. Park yeri bulamayacağım. Hadi hayırlısı. Kaç dakikadır buradayız? 25 dakika falan. Evet, sonunda geldik. Geldik, sucuk ağacını çek ya, mükemmel. Bu ne abi? Barbekü sos var, ev yapımı. Sever misin barbekü sos? Ev yapımıysa severim. Ben çünkü babamlar Kentucky'li. Abi bu konfit sarımsak sos ne bu? Et için mi istiyorsun yoksa? Ete sürerim ben onu. Buranın tatlıları güzel. Tamam, bir tane cheesecake alalım mı? Benim kartımı evde unuttum biliyorsun, senden alıyoruz. Yani cheesecake alıyorum. Yani sen alıyorsun yani kartım olmadığı için. Ya inanılmaz çok ya. Çok güzel oldu o yüzden. Hiçbir şey almadan dışarı çıkıyor ya. Bu nedir? Aha. Bir dakika şimdi ben... İşler değişti. Parmesanlı domatile. Oğlum o neydi öyle ya? Değil mi? Çok içine fena. Bir şey, zeytinler koymuşlar falan. Çok acayip şeyler yapacağım şimdi. Çok hoşuma gitti. Yok yok. Bugün benim moralimi hiçbiriniz bozamazsınız. 10 numara yemek yiyeceğim. Polis çeviriyordu. Tam moralimi bozamazsınızın üstüne çevirse ya. Polise şey diyormuşum değil mi? Benim moralimi şu an... Hayır, durmam. Benim moralimi şu an bozmayın lütfen ya. Ben eve gidiyorum, et yapacağım. Niye beyefendi? Bu niye böyle gaza geldiniz? Etim var arkada. Çünkü neden? İllegal et boys. İllegal et boys. Ceyda diyecek ki tamam, ben de çok güzel olmuş. Aa, Ceyda'nın suratını çekelim bunları görünce. Sen bayılacağını düşündüğüm, şöyle filmlerdeki gibi. Benim bayılacağımı düşündüğün et aldın ha? Filmlerdeki düşük gibi aşkım. Bayılacağım. Düşük bayılacağım herhalde gerçekten. Çok güzel. Bunun içinde aşkım otlar var, kaşar var, zeytin var. Ben ne yiyeceğim? Ben şimdi bunu yapmaya başlayacağım. Sen mi yapmaya başlayacaksın? Yandık. Sen yap. Hafif yağ koyayım bir yapışmasın. Bence çok açtın altını da, yine de sen. Aşkım canım, mühür yapacağım, mühür. Pişirmeyeceğim yavrum. Mühürü kaderim ben geberir misin? Abartma o yağı da. Dökmüyor ki. İçinde yok çünkü. Sen karışmasana ya benim mutfağımdayken. Gerçekten karışmamamı istiyor musun? Abi Utku patates yapacak, beni ilgilendirmiyor. Patates mi? O kadar. Et tamamen sende yani. Ama bir şey diyeceğim, patatesi önceden yapmamız gerekiyordu. O zaman biz de senle arada... Ağacı yapalım. Ağacı yapalım. Gel gel. Noel Baba kostümü aldık, bunlar bilmiyor. Evet. Fırat giyecek, çok komik olacak. Onlara hediyelerimi çuvalla getireceğim. Bence çok komik. Ağaç nerede? Rita'nın yatış. Rita patates soyulmasını izliyor. Evet.
Tam olarak yılbaşı. Çok tatlı oldu kız. Yılbaşı o acı. Nasıl yapacağız bunu acaba? Heh şöyle. Geçen sefer aldığımız gibi. Çok dandik bunlar ya. Ya ne önemi var? Maksat iki renk olsun şu evin içerisinde ya. Evet canım ne anlamı var? Bazı şeylere çok anlam yüklüyorsunuz bu arada. Bizim camlar yapmıyordur da cancıklar. Yok yılbaşı yıkıyor. Ağacı mı kurulur? Yok bilmem ne. Arkadaşlar bu kadar anlam aramayın her şeyde. Eğlenmenize bakın. İki renk, görüntü, hoşluk. Aynen abi. Keyfine yapılır. Keyif önce yapın bu. Ya. Önce bu. Nereden? Kim ne dedi? Bak, kim dedi? Yuvarlak burası. Burası ne? Ha evet öyleymiş. Tamam kurduk bitti. Bunları tek tek açacağız şimdi. Çıplak la bu ağaç. Ben çok güzel hediyeler aldım size. Bana da mı hediye aldın? Aldım. Ceyda'nın kolundaki hediye. Niye bir daha hediye aldın? Buldun çünkü hediyeyi Ceyda. Bütün sürprizi kaçtı. Akıllı saat almıştım. Ceyda Hanım gitti akıllı saatini buldu. Ama saat o kadar akıllı ki kendini gösterdi bana. Bir tane daha hediye aldık. Olsun hiçbir şey almasan da olurdu. Olurdu. Ben sana sadece sembolik bir şey aldım bu arada. Aslında neden hediye alınıyor biliyor musun? Ben özel günlere karşı şeyim var ama. Yani böyle o anki bir duygusu, mutluluğu, böyle bir şaşırma. Anladınız mı? Anlık bir şey. Yoksa bir anlamı yok bence hediyenin. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunu hani büyütmesek mi? Biraz boku çıkmış. Oo bir tane daha parça var. Abi ben şu andan terledim yani. Ben şu an... Git o zaman Pelin'i gönder. Biz onunla yaşarız. Açık halini satmıyorlar mı ya? Bitmiyor ya. Bitmiyor ya. Çok bitmiyor. Fazla ya. Ben yanlış almışım ben. Hayır büyük değil. Değil mi? Bizim bir önceki çok iyiydi boyutu. Bunu buraya attım. Durmadı. Anlar içeride ağacı süslüyorlar. Utku Bey burada. Of neler yapmış ya. Çok güzel yapmış maşallah. Harikasına. Şu dünyanın en saçma şeyi olabilir yani. Bizim evimizde değil. Deldiremem ben orayı şimdi. 3 kere takıldım. Ya ben biz takılmıyoruz ama işte. Anlat tarifini. Tarifim yok ya. Kekik, biberiye, kırmızı pul biber. Tamam. Pul biber değil, toz biber. Zeytinyağı. Hepsini buraya attın. Ha bildiğimiz şey işte ya. Acun. Ha at güzel oluyor. Okey. Hepsini atıyorsun. Sonra sıvı içine döküp eline yoğuracaksın. Evet. Bu ne oğlum? Sadece şurasında var. Sonra bayar. Üzerine çünkü ne koyacağız? Kaju. Babacım. Bugün bunu dışarıda unuttuk arkadaşlar. Kapının dışında kalmış 10 dakika. Bizde ses çalımı çıkmıyor. Tık 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 ses geldi. Kapıyı vurdu. Kim bilir apartmanda gezmediyse neyim yani. Işık dönüyoruz. Ben bunu süs zannettim. Meğer şekermiş. Ne diyorsun ya? Burada süsler arkadaşlar. Şöyle birkaç tane buraya. Karizmatik süsüm var. Abi her şey şeker almış. Ya dedim ya yanlış 20 almış. 20 tane şeker almış burada. Süs aldığımı zannederken şeker almışım ya. Aynen öyle. Bakın. Onu da sana aldım Fırat. Teşekkür ederim. Utku'ya göstereyim. Utku'ya göster sevinsin. Onu almadık diye ağlasın. Ya o çık ne ya? Bir tane Leyli Gül aldım. Bakın. Look at this Leyli Gül. Güzel oldu. Örgüsü olsun, beresi olsun, kırmızı giyinmesi. Çek beni bir Leyli Gül'e çek. Güzel oldu. Altına hediyeleri de koyarız birazdan. Hayır hediyeleri koymayacağız. Ben getireceğim onları. Hediyeleri koyacağız. Koymayacağız. Ya siz kendinizinkileri koyun. Ama hediye altına konur. Yabancılarda öyle. Benim Türk mantığında öyle değil. Ya ne aldın Fırat? Allah aşkına. Bana ne kardeşim? Ya. Görünce anlayamazsın ki zaten kutusunda. Bunları şeylerden buldum. İnternette böyle el işçiliği yapanlardan buldum. Küçük hesaplardan buldum. Küçük hesaplar yaptım kendi içimde. Bunu ilk böyle girişimcilerden bularak aldım. Yeniyorum sizlere. Bu nasıl bir dans ya? Tekme atarak. Yoğun dans. Bir daha yap. Geyik dansı. Geyik dans yapıyorum sizlere. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere. Gelin. 2, 3, açılış. Ay dur, açalım. Biraz zayıf bir ışık oldu ama olsun, güzel oldu yani. Ama her yerde ışık var. Bir kapar mısınız? Ağacım gözüksün. Çekin ağacımı. Kapatayım ışığını. Işığı kapat. Kapat, kapat. Onu kapatın. Sen de onu kapat. Çekin. Bayağı zifir karanlık. Tabii tabii. Yani yine zayıf biliyor musunuz? Ortası yok gibi ağacın. Uzaktan bakayım niye böyle oldu? Açıl ışıkları çabuk rezil olduk. Ağacımız olmadı. Olmalı da olmasa da bilirdi zaten. Sen etleri yapıyorsun, sen patatesleri koyuyorsun, biz masayı hazırlıyoruz. Tamam, siz masayı hazırlamanızı çekmem lazım mı benim? Yok anne, iki tane tabak bir şey koyacağız. Ya da çek. Geyik. Ne bu ya? Ağaca beni asmışlar geyik süsü. Bale gösterirsin. Ya da şu. Çok şen. Ağacın üstüne beni koymuşsunuz, ona gerek yoktu yalnız. Karımla geyik çek. Ha, hadi bak şimdi çok güzel et yapacağım. Allah'ım çok güzel. Benim için güzel yeri geldi. Canlarım, etimizin maşallahı var. Bu arada et her zaman oda sıcaklığında yarım saat bekletilir. Bence öyle bir şey yok. Var. Ben abi Meat & Cheese izliyorum düzenli olarak. Hiç böyle bir şey söylemedi. Söylemiştir, sen kaçırmışsındır onu. Abi söylediysen yorumlara yaz. Ben yorumlara teşviğe bayılırım. Bir kişi bir kişidir. Bir yerde izledim. Elini böyle 3 saniye, 5 saniye tutamazsan tamamdır. İpini sökecek miyiz sonra onun böyle fıt diye? Yoksa tabii. İpiyle mi?
Nasıl yani? İpiyle mi keseceğiz manasında? İpini yemeyeceğim tabii ki de. İpini koparan bu eti yiyor. Aha! Ceyda gel espriyi yap. Ya ooo! Çok İpi... kötü bir şaka yaptı ya. Ne yaptı? İpini koparan bu eti yiyor. Aşkım bak ama ben seninki esprini... Aa. Güzel değil mi? Buna benzer bir şey bulursun sen şimdi. Yapıştır onu hemen. Ben yapılmış şaka yapmam. Hiçbir zaman yapmadım. Geliyorum. Hazır mıyız? Buna bir yak... Çabuk yakın çekim al. Ben çok kötü oldum şu an. Mükemmel bir koku bu. Şu anda keyif alıyorum 2021'den. 2021'den keyif alıyorum. Ceyda, sen bir bu iki, bu et iki. Tepsiyi getirin, çabuk tepsiyi getirin. Ne tepsisi ya? Çekilin çabuk, çok sıcak. Allah seni kahretmesin çocuk. Allah seni kahretmesin çocuk. Dövüyor ya. Yıllardır ben böyle ipe sarılı et yemek istiyordum. Ama çok mutlu ya. Bir de hediyeler gelecek. Öf, 10 numara 5 yıldız. Ondan sonra göreceksiniz. Elinde bıçakla. O zaman burayı açıyorum biraz. Çünkü evet. Burası duman altı tamam, oldu. Tamam ben de masayı göstereyim. Bu tabakları yılbaşı için böyle bir tane bir şey aldım. Aa çok güzel ya. Evet, o kadar güzel. Bir de bundan aldım. Başka hiçbir şey almadım. Bitti, başka daha ne alacağız yeter de. Bu masaya en çok mutlu olanlardan biri de benim. Çünkü sonunda artık kutu oyunu rahatlıkla oynayabiliriz. Aynen ama bugün size çok farklı bir oyun oynatacağım. Aa, ne tabii öyle. Çok hızlı düşünmeniz gereken bir oyun oynayacağız. Haydi. Tipim. Suyu akacak diye şu an gerginlik içindeyim. Onun suyu var ya altın değerinde. Arkadaşlar. Altın akıtma da. Küçüklüğümden beri Amerikan filmlerinde gördüğüm o ipli etten ben de yiyeceğim şimdi. 2021'in. 2021'in mu? Ağzım yüzüm yamuk. 2021 benim için çok güzel bitiyor. Çatalınızı rica edeceğim. Suyu akarsa cinnet çıkartırım. Cinnet çıkarmak? Hazırsak başlıyorum. Ortadan mı keseyim? Bir tane ortadan gireyim. Mahcup oldu yapma. Susar mısın, etimle benim arama girme. Bizim için pişmiş aslında bu değil mi? Ben zaten yani bak, şu an gel çok bak. Pişmiş. Yani dediğim gibi 3-5 dakika daha istiyor abi. Ne oldu Fırat? Kanka tam pişmemiş. Ne oldu? Bir şey yok Ceyda. Sizin et anlamamızdan dolayı. Benim patatesler de oluyor orada. Ama kasap bize o kadar dedi. Senin fırında sıkıntı var. Fırından fırına değişir ama Fırat. İyi de fırında sıkıntı olduğu anlamına gelmez. Kimi fırında 5 dakika, kimi fırında 10 dakika. Her yer damlıyor. Damlasın, bir şey olmaz. Sileriz, temizleriz. Sıkıntı yapmayın. Köpekler şimdi bitirir o işi. Burada etimin mutluluğunu yaşamak istiyorum. İzin verilmiyor. Ne yapıyorsun aşkım? O olmazsa et kuru olur. O olmalı. Geliyor albayrağım. Aha geldi. Vallahi geldi. Ben mutluyum gene. Çok güzel oldu. 10 numara oldu. Yemez bunu Ceyda abi. Biz yeriz seninle de. Al. Şeye benziyor. Rosto. Yani şöyle söyleyeyim. Matrix 3'teki et ya bu. Pişmemişler onu pişmediğini zannediyor ama öyle değil yani. O pişmiş. Pişmemişler. Yani pişmemiş sevmeyenler. Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldiniz bize. Ya kıpkırmızı, hayatım mı yemedi? Hayatım mı? Hayatım dersen yememene bir şey demem. Patates. Yani beni o kadar çağırdın, gel yemek yap dedin. Evet. Ve bana hiçbir şey, sadece patates yaptırdın. Sen evet. Misafirsin, sana şimdi ben şey yapmak istemedim. Ay. Arkadaşlar tadına bakıyorum, hazır mıyız? Bu şeref bana ait çünkü. Gel otur. Çok uğraştım. Çok uğraşmadım aslında. Ümitlendim. Çok sevinçlendim. Ona tuz dökmezsen yalnız rezalet çıkar. Hele hele bir bakalım kardeşim. Bir dakika. Ya bir şey söyleyeyim mi? Diyeceksin ki, iyi ki bana yaptırmadın. Böyle bir yumuşaklık, böyle bir tat olamaz. Çok mu beğendin? Demin sevindim ya. 10 kat daha sevinmem. Benim hiçbir şey moralimi bozamaz bu gece. Buna tuz dökmemene şu an hala inanamıyorum bu arada. Ben tuz kullanmıyorum çok. Daha et kullanıyor. Ne yapıyorsun yavrum? Sincap gibi kemiriyorsun onu. Peki. Bir insan bir şey sevmiyorsa... Tamam karıcığım. No. Neden zorlanıyor? Güzel tatlı karım, tamam. Yalnız bunun ipini çıkarmamana inanamıyorum yani. Yavrum kendin çıkar orada. Ucundan çekecektin, gelecek. Evet, böyle. Geldi işte. Çektin, geldi. Bak bakayım tadına. 10 numara 5 yıldız, 5 yıldız. Güzel değil mi? Etten anlayan bir çift. Güzel. Ha ben Rus salatasıyım ha. Ha. Ha sen Rus salatası ya ha. Güzel. O zaman. Fırat nasıl patatesim? Rayası hoş. Ya benim etimin üstünde bir lezzet değil. Patates mi karşılaştırıyorsun? Ya ne alakası var? Ya masada mesela hangisine yumulursun desene etime yumulur. Patatesin kötü değil. Biraz yumuşak olmuş. O senin fırınla alakalı. Aynı fırında biz de yemek yapıyoruz be oğlum. Yapamadığını. Ne zaman? Kocam sen, ben kocam benim. Beni tutma. Ne alaka koca? Ben aklının yanındayım. Şu an aklının yanındayım. Ama genelde aklının yanındayım. Ellerine sağlık. O zaman yılbaşı hayallerini anlat bize Fırat. İyi hatırlattın, dur. Bir olayım var. Arkadaşlar yeni yılda zenginim. Şöyle.
tam olarak bir sponsorlu işbirliği değil ama bir yatırımımla ilgili bir şey yapacağım. Size bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Luckness diye bir şirket var, Luckness Coin. Luckness ne işe yarıyor derseniz şöyle bir kripto para. Mesela kripto paranızla e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmanızı sağlayan bir platform. Ve bunu yaparken alıcıdan %0 komisyon alıyor. Profil bile oluşturmuyorsunuz. E-mail'ınızı da yapabiliyorsunuz. Böyle bir teknoloji. Ben bunu çok böyle başarılı buldum. Aşağıya da koydum. Ön satışları başlıyor. Bakın bakalım neredenmiş. Çok güzel. Selam verdik, borçlu çıktık. Yemin ederim. İyi ki bir hayalin sonu. Öyle değil. Bu yarın öbür gün deyince kocacığım bana bunları nasıl sağladın? Ben derim ki sana yatırımlarımız yavrum. Sen Orkun'la çok geziyorsun. Bak Orkun'dan öğreniyorsun. Evet, Orkun'dan öğrendim. Kaç para yatırıyorsunuz böyle şeylere Fırat Bey? Yarın yaptık bir yatırım. Bir şey yaptık işte. Al işte, kazağım söküldü senin yüzünden. Ne alaka? Blockchain dünyasına seni sokalım. Biraz içindeyim ben zaten. Tamam, biraz daha içine alayım ben sana. Bu ayki maaşımı yatırmıyorum. Sana coin alacağım. Ben... Sonra teşekkür edersin bana. Ben... Sonra ileriye ben... dönük yatırım yapıyorum. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum şu an. Yapacağım. Hayır. Hayır. Bu arada yeni yıl niyetlerinizi siz de yazın yorumlara bakayım, dileklerinizi. Bir şeyi bir yere yazınca daha gerçek olur derler bu arada. Hayata özellikle geçirmek. Ne oluyor ya yazınca? Ne oluyor ya? İki nokta dilekler yazınca kabul oluyormuş. Senin dileğin ne? Bu küçük fındık kırdığıyla sonsuza kadar yaşamak. Aa! Ulan zaten gerçek olan bir şey niye diliyorsun? Bir tane evimiz olsun. Bir dakika, bir senede mi yapacağım bunu? Niye senin yapalım? De o zaman coin'e girmen lazım kardeşim. İstiyorum o zaman. Dilek duyamadık bu kadar. Birlikte yaşamak daha evet, güzel ne olur. Haber büyük bahçesi olsun. Hı-hı. Küçük bir ev olsun. Büyük bahçeli uğraşmak gerek yok ya. Sağlıklı olalım. İşimiz güzel rast gitsin. Yani işlerimiz. Böyle dilek mi olur abi? Ya sen benim niye her şeyime karışıyorsun? Oğlum yılbaşı gelmiş. Bir kere dilek dileyeceksin zaten. Gidiyorsun. Sağlık, huzur, huzur, zihniyet. Her türlü şeyler. Yavrum dünyaları iste. Nasıl olsa olmuyor zaten. İstemişken iste. Huzur, zihniyet, mutluluk. Zihniyet ne? Bakalım göreceğiz. Şuradan bir kuş uçsun. Oradan bir kedi mi yavlasın. Yeter hayır bana. Tamam şimdi yemeği bitirelim aşka. Aşklarım, canlarım benim. Bir tanelerim. Yemeği bitirelim. Ondan sonra güzel bir oyun oynatacağım. Yemekten sonra hemen hediye. Ama ondan sonra çok güzel bir oyun oynatacağım. Şey yapacağım bunlara. Utku'nun dilekleri... Ne aldı bana, ne aldı ya? Utku'nun dilekleri resmen... Yani şey böyle yani gerçekten hani çıkmış World Beauty kurgucu güzelleri arasında dünya için ne istiyorsunuz? Aa, balinalar. Aa. Balina ama öyle ki çıkıyor kız güzellik yarışmasını kazanmış balinalar lütfen şöyle olsun yavrum. Yavrum! Neyse yemek yedik, topladık, oturduk. Fırat hediye için inanılmaz abarttı tamam mı? Sürekli hediye aldım, hediye aldım diyor günlerdir. Biz de ona geek hediye aldık ama o da bizden hediye bekliyor. Haberiniz olsun birazdan Fırat ne hallere girecek. Biz çok sıkıntılı bir şey aldık. Bakalım beğenecek mi? Ben çok saçma bir şey aldım. Yani alakasız ötesi bir şey evet, aldım. Evet. Ama alakalı ama alakasız. O nasıl bir şey oluyor? Söylerken görürsünüz. Söylerken söylerken. Verirken değil ama söyler. Söyler. Tepkisini çok merak ediyorum ben. Ben. İnanılmaz. Ya ben en sevdiği şeyi aldım. En öyle sevdiği mi? Şey tabii. Ama hani dalga geçeceğiz. Zaten dalga geçeceğiz. Zaten. Çok abarttı çünkü. Yok ben aldım bir aldım. Yalansa da oradayım. Hediye de hediye. Bana ne aldı Ceyda? Bilmem söyleyemem. Ya niye söylemiyorsun ya? Vallahi paketlerini maketlerini kendi yaptı ha. Kendi yaptı. Evet. Bizim şeylerin paketlerini kendi yaptı. Evet. Ağacın oraya gidin. Rita'ya da bir şey vardır inşallah. Tipe bak ya. Dizine oturacağız mı? Şimdi sizlere hediyelerinizi takdim edeceğim. Şila'ya ve Rita'ya böyle bir şey aldım. Tak bakayım anası. Hangisi? Çok sevindiler bak. Çok güzel. Ay. Seviyor musun bu hediye işlerini Fırat? Küçük prenses. O zaman Şila'ya da bunu geyikli. Çok güzel. Ya bu ne? O çok tatlı oldu. Tipe bakın. Çok tatlı oldu. Rita. Al gel. Şila. Beğenmedi galiba. Sırtını döndü Rita. Oh! Evet, devam ediyoruz. Bir tane daha hediyem var. Oğlum. Oo, Rita çıldırır bunu. Bunu böyle ısırınca dudak oluyormuş. Ama ısırırsa bakalım. Hop, yakala. Aha, eyvah. Tamam. O oynaya dursun. Eyvah, kavga çıktı. Sevgili karımda sıra. Canım karıcığım. Evet. Ya bizimki ne zaman ya? Evde 7 kişim var. Bizim sizin gibi sonra zaten. Tamam. Sizinki de şeylerden sonra. Üzerinde markası yazıyor. Bir kıyafet olduğunu düşünüyorsun ama değildir. Ne ya? Öyledir ama başka da bir şey vardır. Nasıl? Ya. Ateş kadehinin. Ateş kadehi. Resimli mesimli. Şekilli şükürlü. Bir de böyle içinde çizimleri falan var bir sürü. Aa çok güzel. Şöyle. Ya çok güzel. Çok evet. Sevdim. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bir de sana eşofman takımı aldım. Aa!
Değiştirme kartı da içinde. Tamam, değiştiririm. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim aşkım. Bir de sweatshirt varmış. Niye aldın? Hani böyle bir şeyler almayacaktık. Yavrum biz aldık. Sen almasan da olur. Şimdi sizin sıranız. Bu hediyemiz size sanki Utku'ya almışım gibi yaptığım ama aslında senin daha çok kullanacağın. Ya niye ama ya Utku'nun ya daha çok mutlu olacağı. Bak. Öyle bir hediye seçtim ki senin daha çok kullanacağın ama senin daha çok mutlu olacağın. Ya nasıl bir şey bu be? Ben kullanmayacağım ama ben daha çok mutlu olacağım. Hadi bir parçası burada ama onu sonra verin. Bunu sen mi paketledin? Yavrum işte paketledim, bir şey yok. Ha, ne güzel paketlemiş. Kötü değil yani. Zeyda? Vallahi bir şeyler yaptı paketlerken ben görmedim. Ay, ağır bir de. Biraz ağır. Kim açacak? Açın işte yavrum, hadi uzatmayın. Mahalle oldu zaten ne oldu. Ay inanmıyorum. PlayStation 5. Bitti mi? Bitmedi. Dur daha bitmedi. Sonra nasıl sarılırsın. Korona olmuş Noel Baba. Yani Noel Baba'ya da bulaşmış. Kutuplara kadar gelmiş. Öksürerek. Ben niye açıyorum? Açın lan. Aa, ben açacağım ya. Aç yavrum aç. Seversin. Ya söylemiştim ben ya. Tabii. Bunu istiyorum abi diye. Oyunu aldım. Ama onu almadan oyunu söylüyorum. Düşün. Bu da Öbünun kolu. Sıra bende. Hocam bu arada bunları beraber aldık hani. Herhalde. Ya ben seçtim. Herhalde. Ceyda'ya söylemedim sadece ne alacağım. Dedim ki ben şey olsun. Ceyda çok Ceyda teşekkürler. Sizin hediyenizi de getireyim mi yoksa önce bir tek seninkini mi vereyim şimdi? Nasıl yapalım? Onlarınkileri de getir. Tamam. Aa, bir tane daha mı varmış? Önce onlarınkini ver, sonra benimkini ver. Onu Pelin'e ver. Zaten ben Pelin'i aldım bir tek. Zaten bu diğerini almıştık. Bu da böyle hani şey olsun. Sembolik bu. Çok teşekkür ederim. Ne aldın? Aa çok güzel. Bu sembolik ya, o çok sevmişti değil mi? Bu gecenin şeyi olsun benden de dedim. Şimdi Fırat'ın hediyesi. Aç bakalım Fırat. Bardak altlı. Evet. Ben kullanmam ki. Kullanmadığın için aldım. Masaların üzerinde sürekli leke var çünkü Fırat. Teşekkür ederim aşkım. Seninkilerin yanında biraz şey kaldı ama. Önemli değil. Güzel oldu bence. Şimdi Utku'nunkini alalım. Fırat, ben sana özellikle çok istediğim bir şey aldım. Hep kullandığım bir şey. Hep kullanıyorsam niye istiyorum lan? Var bende demek ki. İşte iyisini aldım. He tamam. Dalga mı geçiyorsun yoksa ciddi ciddi bunu mu almayı düşündün? Düşünmedim, aldım işte. Niye dalga geçeyim? Valla köpek babası gibi bunun içine koymuşum bir de. Evdekinin fazlalığını mı getiriyorsun? Hayır, bunlara çok iyi kal. Sağ ol kardeşim, ha, teşekkür ederim. Dalga geçtiğinizi anladım. Herkes hediyesinin normalini versin. Ben çünkü yemedim yani. Hayır ya, bunu aldık işte. Tamam sağ olasın. Teşekkür. Sen size niye teşekkür ediyorsun? Ama hep kullandığın şey. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Ha. Sağ ol. Ben sağ ol de aldım. Sağ ol. 200 gramı da senin galiba. Allah razı 250 olsun. 250 gram. Oo! Ama sana anca yeter dedim. Çok sağ ol. Bunu var ya böyle bir yudum yudum içeceğim ki bir sene sürecek. Ama çok güzel. Vallahi çok güzel. Sen Kenya sevmiyor musun? Abi Kenya seviyorum, Etiyopya seviyorum. Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol. Sen de bunu hep seviyorsun, çok seviyorsun, çok kullanırsın. Hep takka şey söylemeden vereyim ben. Söyleyemedi çünkü. Na, 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 na. Sevdiğim şey bere. Çok iyi ya. Aa, çok sevindim. İyi bari. Şu bile benden daha mutlu hediyeleriyle. Ver kız onu bana. Ne yapıyorsun lan? Aa, Ceyda. Ne? Isırıyor. Ne oluyor? Ver onu bana. Ver onu bana. Köpeğim bana hırlıyor. Bak bak. Anne. Aa. Elini kapıyordu Fırat. Allah kahretsin. Bir bok gibi biz yılbaşı oluyor benim. Şu köpeğim bana hırlıyor ya. Hediyesini alan benim, hırlanan benim ya. Ben niye alamıyorum ya? Vermeyeceğim onu ona. Ver. Ona yok. Ya ağzında çok komik duruyor bu arada böyle. Sen neden onu bana vermiyorsun? He? Acaba ben kırmızı giyiniyorum diye mi? Ben bunu çıkarıp geliyorum. Aa, seni tanımadı. Olabilir. Saçmalamayın be. Kokusundan tanırız köpek sahibini. Geyiklerimin kokusu mu sindi acaba üstüme? Fırat'a çok komik şaka yaptı. Biz bu arada ona hediye aldık, videoya getirmedik. Saçma, onu güldüm. Tabi canım. Geyik olsun diye aldık yoksa. Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Dur Fırat da gelsin, o açıklasın sizlere. Sonra ben yokken niye söyledim der. Aşkım ben sana hediyemi tabii videoda veremedim. Ama videoda veremediysen sayılmaz, o yüzden bir tane daha hediye alacaksın. O yüzden bir tane daha alacaksın demek olur. Hayda. Benim biliyorsunuz hayatta en sevdiğim şey bere. Şapka bere. Benim evime 25-30 tane bile şapka bere alsanız ki sevinirim. Dakika çekil. Rita. Çembe taktım Rita.
Ya yazık ona ya. Ay. Vahşileşiyor abi. Bu çocuğa saldırdı. Şile'ye saldırdı. Oyuncağı onu şey yaptı. Ben şimdi tekrar Noel Baba olacağım. Çünkü Noel Baba ile alakalı değilmiş. Evet. Gel bizi çek. Berbat bir yılbaşı geçiyor benim. Etim olmadı. Bu gitmiş bana torbada kahve getiriyor. Köpeğim bana hırlıyor, ısırıyor. Kahveye gerçekten bu kadar içerledin mi ya? Çok içtiğin için içerledin belki de. Ya gerçekten berbat geçiyor yılbaşım. Nereye gidiyorsun? En azından üstümü giyeceğim. Fırat? Noel babasını mutlu sanıyorlar. Hadi gidelim. Hadi şimdi size bir oyun oynatacağım ve mutlu olacağız. Oyuncağın yoksa yapmıyor musun? Oyuncağına mı bağlayayım şu? Ha? Neden ben Fırat'ın götünden düşüp bok parçası gibi geldim? Şimdi oyunumuzu oynayacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Ne yiyorsun? Jelibon. Ulan şimdi yedik. O kadar yemeğin üstüne. Mutluluk versin kardeşim. Çok güzel. Bu oyunu yılbaşında siz de oynayabilirsiniz ama 2022'de... Sonradan izleyeceğiniz için olmayacak tabii. Olsun. Doğum gününüzde oynarsınız. Ha. Doğum gününde bu video oynanmaz. Bu video oynanmaz. Aile buluşması. İlk buluşmada sevgili manitayla. Arkadaşlar, elimde bir tane telefonla bir tane uygulama açtım. Herhangi bir uygulamadan yapabilirsiniz. Harf generator bu. Basıyorsun bir harf çıkartıyor. 2,5 dakikam var. Kim dakika tutuyor? Pelin. C geldi. Ben bir daha basayım. Dur. C'yim ben. P geldi. Heh. Başlattım. Başlattım. Merhaba, adınız? Pelin. Ne iş yapıyorsunuz Pelin Hanım? Pırasa satıyorum. Kaçtan satıyorsunuz pırasaları? Pahalı. Sizin dolar etkiledi galiba biraz. Paha biçilemez bir etkilenme olmadı. Ne alaka? Nerelisiniz bu arada? Pakistan. Aa öyle mi? Komşuları kimdi Pakistan'ın? Pek komşusu yok. Öyle mi? Peki Pakistan'da en çok nereye özlediniz? Pazarlarını çok özledim. Öyle mi? Pazarda ne yapardınız? Mesela anlatır mısınız bize biraz? Pestilim çıkana kadar gezerdim. Aileniz orada mı şu anda? Pek tanımadığım akrabalarımla beraber oturuyorlar evde. Babanız ne iş yapıyordu Pakistan'da? Petrol mühendisi. Anneniz? Pileli etek yapıyor. Çok güzel. Ve bu arada burada kaç yıldır Türkiye'desiniz? Patlayana kadar kalacağım. Hayır, kaç yıldır Türkiye'desiniz? P ile başlayan bir sayı yok. Patladı. Biz teşekkür uzun zamandır Türkiye'deyiz daha. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama bu ne? Patladın. Pi sayısı kadar diyebilirdin. Pi sayısının son 3 rakamı kadar yıldır buradayım diyebilirdin. Bir sürü şey vardı. Ceyda kaybetti. Utku gelsin. L geldi. Efendim merhabalar. Adınız? Lütfü. Lütfü Bey, ne iş yapıyorsunuz? Leblebi satıyoruz. Kaçtan satıyorsunuz leblebileri? Bu kadar zor olmadı. Bak komik değil ya. Litvanya para biriminde satıyoruz biz. Öyle mi? Ne kadar da? Türk lira parasına çevirirsek? Lavaş fiyatıyla aynıya geliyor. Güzel. Peki leblebi nereden alıyorsunuz? Lüleburgaz'dan. Siz nereliydiniz? Lüleburgazlıyız. Ne zaman İstanbul'a taşındınız? Lüksemburg'dan taşındık biz. Ne zaman diyorum? Katladın artık. Evet, olmadı. Gel. Lale devrinden beri burada evet. Yaşıyoruz. Aa, evet, güzelmiş. Başlattım. T. Merhabalar, isminiz? Tevfik. Eskiden erkektiniz galiba. İsminizi değiştirmeyi unuttunuz sonradan. Tabii. Neden cinsiyetinizi değiştirip isminizi değiştirmediniz? Tüfeklerden hoşlanıyordum ben. Sonra vazgeçtim. Tüfeklerden mi vazgeçtiniz, cinsiyetinizden mi? Ben anlayamadım onu. Tüfekten vazgeçtim. Ne iş yapıyordunuz? Tiftik satıyoruz biz. Peki nereden elde ediyorsunuz tiftiği? Tellerden çıkan tiftikler. Tellere nasıl ulaşmış o tiftikler? Tek tek. Ha, tek tek topluyorsunuz. Bu arada nereliydiniz onu sormayı unuttum. Trabzon. Trabzon. Ben. Trabzon'da gidip geliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii. En çok neyini özlediniz Trabzon'un? Tüfeklerini çok... demin tüfekleri unutup sevmiyorum demiştiniz ama ya. Tüfekten vazgeçtim ama tüfekleri sevmekten vazgeçemedim. Ha, bu aşkınız devam ediyor. Devam. Evli misiniz? Tabii. Eşiniz ne iş yapıyor? Tarımla uğraşıyor da. Çocuk var mı hiç? Tut ki iki tane var. İki tane. Kız mı oğlan mı erkek mi? Nasıl? Hani? Tam bilemiyoruz şeyini. Kendileri karar verince bize de bilgi verirler. Ha, daha karnınızda da belli değil yani cinsiyetleri öyle mi? Tutkal'la yapıştırdık onları biz birbirlerine. Tek yumurta ikizleri. Cinsiyetleri Tutkal'da. Belli değil. Bakacağız ne olacağına diyorsun. Aynen. Anladım. Teşekkür ederim. İki dakika oldu Pelin kazandı. Evet kazandım. Ne bravo kazandı? Teşekkür ederim. Hiçbir şey. Aman. Ka. Adınız? Kemal. Kaç yılında doğdunuz? 45'liyim ben efendim. Nerelisiniz Kemal Bey? 40'lı. Evli misiniz? Kaç zamandır düşünüyorum ama kısmet olmadı ne yazık. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ya. Katır ticaretim var benim. Yani katır üretip onları satıyoruz. Nereleri satıyorsunuz daha çok? Katırlarla devam edilebilecek yerler var ya. Hani derler ya bundan sonrasını katırlarla devam edeceğiz. O gibi ülkeler. Nepal, Cunda, Kompai, Papoline. En çok hangi ülke satın almak istiyor? Talepler? Katar. Katar çok istiyor ama bize bir katma değeri yok. O yüzden vermiyorum.
size bir şey katmadığı için vazgeçtiniz. Çok haklısınız. Peki... Kaç para kazanıyorsunuz bu işten? Katrilyon desem bir şok olursunuz ama öyle diye diyebiliriz yani. Bu katrilyonluk bir yatırımımız var bizim burada. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 42 yıldır bizim aile devam ediyor. Ben de son işte 7-8 yılını aldım. Babanızın ismi nedir? Kenan. Aile şirketi misiniz? Kenan Kemal Kuter. Katır ithalat zinciri olarak geçer. Yani aile şirketiyiz. Kuter de amcam. Evlenseniz karınız esmer mi olsun, isterseniz sarışın mı? Karımın nasıl olacağını vallahi aşık olduğumda göreceğim. Çok önemsemiyorum bunu. Boylu postu görüyorsunuz. Boyunuz kaç? Kaç desem bilemem ki. Şimdi ben çoktandır ölçmüyorum. Yalnız hep benim kelimelerimle başladım. Yok, bir kere yaptım daha senin kelimelerimle. İki kere yaptın. Katırınızı da iki kere kullandınız. Yalan söyler misiniz? Kaçamak için bazen. En sevdiğiniz renk nedir? Kahverengi, çok severim. Bir hediye alacak olsanız bugün, size bugün bir hediye verirse, bir paket ne isterdiniz? Bitti. Küçük büyük önemli değil. Önemli olan düşünülmüş, beni mutlu edeceğinden emin olan hediyeler alınmasını isterdim. Parası marası önemli değil. Önemli olan baştan sağlam olması. Teşekkürler. Ne demek ya şimdi bu? Az önce bize laflar sokuldu. Evet, ikiniz kazan. Ama K çok basit tabii. Bu arada bu oyunu oynayabilirsiniz bakın evde. Çok eğlenceli oyun. Oh! Oh! Fırat! Ben iyi misin? Of! Abi kafasına ışık düştü aşk adamın ya. Şuraya vurdu Ceyda. Kulağına kısa kemiğe vurmuş, kıpkırmızı. Şuraya İnanmıyorum. Bakın. İnanmıyorum. Ay canım benim. Noel, bu yılbaşı baba. Çok şanssız oldu bu çocuk. Alın oradan. Işık söndü söndü. O anı görseydiniz inanılmaz komikti. Bu arada çat diye çarptı ama ışık söndü abi. Çok komik. Komik değil mi? Özür. Bir şeyin yok, o yüzden gülüyorum. Niye böyle oldu? Sen kendine yaptın bunu. Çok düşürdün moralini. Işık dayanamadı. Aa, gidiyor yine. Ne oldu, küstü yine. Yok yok, bugün benim moralimi hiçbiriniz bozamazsınız. Benim hiçbir şey moralimi bozamaz bu gece. Evet arkadaşlar, şimdi VR oynayacağız. Görüntüden gördüğünüz gibi. Bu arada iki haftadır unutuyorum. Bu arada demişken. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Canlar kanala gelir, videoları düzenli izlerler, bildirimi zildirimi açmıştır. Zili bildirim açınca ne oluyor? Zildirim oluyor. Video ayırt etmez, gelir izler. Bir de cancıklar vardır. Cancık geliyor, videoyu izlemiyor veya izliyor pardon, beğeniyor, hoşuna da gidiyor. Şuradan like atam, şuradan yorum atam. Yok! Canlar bakın şurada, özgürce uçan kuşlar. Cancığı görmek istiyor musunuz? Bak, tele kondu, ayakları dışarıda, götünün arasına aldı teli, görüyor musunuz? İşte cancık kuş. Aynı, ay. Allah Allah. Bu kim? Ben Euro Akademi'ye giriyorum, kendinize iyi bakın. Ne yapsam, neyle uçsam? Missile Defense. Aaa! Aaa! Annen uy! Şöyle bir yukarı çıkayım da. Ceyda'cığım, seni seviyorum. Ne alaka? İşte havalara aykırı. Bütün dünyaya söylüyor. Ay. Ne yapıyor abi? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl anlamıyorsunuz ya? Biz seni izliyoruz. Ekrana bakamaz oldum. Gözlerimi alamıyorum senden. Şurada bir balon var. Oraya doğru gideyim. Ceyda'mla tanıştığımda o Kapadokya'daydı. Aşkımız olay olacak. Gönlüm beni deli sevdim. Bak seni inan bu halimiz tarih yazacak. Buraları yaptıracağım. Yeşil enerji. Hepinize gelecek arkadaşlar. Sevgili Detroit. Hepiniz için. İnşallah. Ve seçim konuşmamı burada sonlandırıyor. Seattle'a doğru uçuyorum. Ben de oynamak istiyorum artık. Önce ben oynayacağım. Bir de şuraya oturayım da cancıklara çok güzel bir şey olsun. Cancıklar bunun üzerine oturuyor arkadaşlar. Bir saniye. Oturtamadım sizi cancıkları. Şimdi sıradaki kim? Ama ona bunu açmayacağım. Ona Plank ismindeki gerçek oyunu açacağım. Plank Experience. Ceyda'cığım gel. İstemiyor musun sen? Niye istemiyorsun? Çünkü Ceyda'nın istemediğini bildiğim için Ceyda gelecek. Bak sen geçiyorsun Ceyda. Kelebek. Evet. Ya bende motion sickness varsa? Allah rahmet eylesin o zaman. Ay kelebek hala uçuyor. Siz kafe işletmecisi misiniz? Ben tabii bir yer kafe açtım. Noel dayı. Bir tost, bir çay alabilir miyiz? Yok, burada henüz yemek şeyimiz yok. Şunu vereyim. Ben şimdi sizi yönlendireceğim. Ay çok kötü, midem bulandı. Midem falan bulanmadı. Yalan söyle. Daha kıpırdamadı. Arkanı dön. Gir içeri. Abi çok gerçekçi. Ben asansöre de binmek istemiyorum. Asansöre bin. Gir. Evet. Aferin. Plank'e gidiyor. Ben bir şey söyleyeyim. Korkuyorum. Yürü yavrum. Hadi bakayım yavrum. Hadi yavrum. Daha az bir şey olmadı mı? Ben yapamam. Arkadaşlar benim yükseklik korkum var. Siz neden bana işkence yapıyorsunuz 2022'de? Beraber. Tutayım seni. Gel gel. Tutunca tamam olacak.
Gel gel, ben de geliyorum seninle. Korkunun yerden yolunu söyleyeyim mi? Atla. Evet. Abi yok. Ceyda, yere bakma. Yere bakma, kafanı kaldır. Ne yapıyorsun ya, düşeceğim biraz. İleride, ileride canlılar varmış, onlara doğru gidiyorsun. Devam et. Evet. Bir adım daha atarsan oradasın. Abi hayatta. Hayatta yapamayacağım bir şey varsa o da yüksekliktir. Yaparsın. Bir adım daha at. Hadi sana güveniyoruz. Ama niye yere bakıyorum ki? Gerçek değil ki. Evet, gerçek değil ki Ceyda. Abi beynim gerçek zannediyor bazı şeyleri. Bu gerçek değil. Bu sadece senin içindeki bir korku. Beni ittirirsen ömür boyu seninle video çekmem. Yemin ederim oturuyorum ya. Abi çok korkunç. Ama olduğu yerden devam et, onu atla görsün. Atlayacağız mı? Atla. Nereye kadar atlıyorsun ya? Yere mi? Dur, önce kafana tak. Yere mi diyişin? Korkunç, gerçek gibi bir şey. Neden böyle oyuncaklar çıkartıyorsunuz? Gözümün önünde renkler var. Evet, şimdi gel bakalım, tak bunu kafana. Tamam. Ay. Yavrum dur, öyle dokunma bana. Ha, oldu biraz mu? Biraz sık sık sık. Bir şunları tutar mısın elinden? Kız görmüyor ki kız. Tamam. Ben bilmeyeceğim, bilmem. Yok, bir dakika. Ay ay! Oğlum bunun ayarı nasıl bozuldu ya? Nehşete katıldım. Nehşete. Nehşete katıldım. Satisfaction. Ay benim midem bulanıyor. Valla. Bende motion sickness varmış, yatıyorum. Ayaklarımı görmek isterdim ben mesela. Hocam o teknoloji gelmedi daha. Evet, ayakları görememek kötü. At kendini sağa doğru böyle, yat oraya. Yat, bırak oraya. Kafa üstü. Ne oluyor lan? Abi düşüyor. Bunu nasıl yaptın şu an? Başka bir şey olmadı işte. Yaşıyor kız. Sen bunu sever misin? Bu bizim için çok basit çünkü. Ben hiç yapmadım ki. Yap o zaman. Gel şimdi. Ben kötü olacağım, ne bileyim. Alman lazım ama. Aşkım ne yapıyorsun? Kuşlara ne şey yapamıyor muyuz? Ne kuşu? Bu senin için kolay bu arada. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Evet. Daha gidiyor mu? Ha. Atla atla. Sağa atla bak. O komik oluyor. Atla sağa. Yani bende çok... Bende de etki olmadı. Etmez. Ben başka bir oyun açayım size. Hazır mısın Ceyda? Hayır, ben oynamıyorum. Tenis oynatacağım yavrum. Nasıl Ceyda? Mükemmel. Servis atmak çok zor ama. Oh Allah! Eyvah, bir televizyon gitti. Niye söylemiyorsun oğlum? Yavru kuşum, bunun bir sınırı var. Oraya kadar koşmana gerek ama yoktu. Ama oğlum oraya attı adam. Niye attı oraya topu? Ekranı. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Tamam yavrum, tamam. Sen çıkar, bu oyunu oynama sen. Dur bir tane daha. Abi inanılmaz. Yavrum tut onu. İpini kısa tut. Fırlamasın bir yere. Buraya at oğlum. Oha, mükemmel oynuyorum lan. Oh Allah. 50 saniye. 49, 48 böyle sayacak mıyım bir de? 10, 9, 8, 7, 7 çok önemli 6, ya. 5, Allah, 3, oluyor. 3, 2, 1. Komşu var bu evde. Çok korktum. Niye bu kadar seviniyorsun ya? 1000 yıllık alet lan. Ben canları öptüm. Dur ben de dur ben de öpeyim. Canları. Gel. Canlar, sizi bir öpüyorum canım. Kendinize 2000, çok iyi bakın. 2000 kaçtı? 22 mi? Kaç mı? La oğlum unuttum. 2022'de buradasınız. Beraberiz. Hep birlikte kanaldayız. Cancıklar siz de gelin, can yaparız. Öpüyorum canları. Özlü bir söz söyleyecektim. Söyle. İyi seneler. 'Garip egzantrik oyunlar yaptın. Karım 2022'ye temizlik yaparak giriyor. Senin eşin de orada çocuk gibi onlarla oynuyor. Kedi yavrusu gibi orada onları ittiriyor. Hadi aşkım devam edelim. Hadi! 2022'de hep beraber devam edelim.